Gebze'deyiz. Bugünkü sorumuz 2023 seçimlerinde hangi lider oy verisi diye soracağız. İyi seyirler. Beyefendi merhabalar. Merhaba. 2023 seçimlerinde hangi lider oy verisi diye soruyoruz. Fatih Erbakan. Neden? Çünkü babasının rahmetli Erbakan'ın geçmiş bir dönemi var. 96-97 yılında en iyi emekliye, işçiye, çiftçiye en iyi zamı veren o. Ve şu an oğlu Fatih Erbakan da onun yolunda gittiği için ben oyumu ona vereceğim yani. Gidebiliyor mu? Şu daha iyi takip ediyorsunuz. Tabii. Şu an gördüğüm kadarıyla bence yani şu ülkenin en iyi kalkınması için Fatih Erbakan şart yani. Çünkü şu an Tayyip Erdoğan yıllardan beri başımızda ama yani vardığımız bir yer yok yani. Yani şu an dolar aldı başına gidiyor. Yani şu an çok büyük bir ekonomik sıkıntı yaşıyoruz yani. Ondan dolayı yani şu an yani ekonomi kalkınması için Fatih Erbakan gelecek. Teşekkür ederim. Rica ederim. Cumhurbaşkanı seçimlerinde hangi lider oy verir siz diye soruyorum. Eğer şey olursa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Neden? Da biraz daha bana şey geliyor artık, samimi geliyor ya. Ya Recep Tayyip Erdoğan'a hep verdik de. Bilmiyorum artık, gönlümüz o tarafta. Teşekkür ederiz. Beyefendi size soralım. Cumhurbaşkanı seçimlerinde hangi lidere oy verirsiniz? Vallahi Türkiye İşçi Partisi'nden Erkan Baş'ın adaylığı söz konusu, aday olursa ona oy veririm. Olmazsa en kötü alternatif solcu olduğum için Mansur Yavaş'a vereceğim. Erkan Baş mı Mansur Yavaş? Evet. Erkan Baş. Aslında daha gerçeği Selahattin Demirtaş. Keşke olsa. Abim merhabalar. Abim Cumhurbaşkanı seçimlerinde hangi lidere oy verirsiniz? Mahsun Yavaş'a. Neden Mansur Yavaş? Niye olacak daha, ne olacak yani? Dünyaya söyle daha, yeter de. Adam gibi adam. Teşekkür ederim. Ablacığım Cumhurbaşkanı seçimlerinde hangi lidere oy verirsiniz? Vallahi İmamoğlu gelse bundan iyi. Bak verdim, Tayyip'e verdim ama gerçekten bu kadar sıkıntı hiç çekmedik biz. Hele emekliye hiç kesinlikle. Şimdi İmamoğlu yani. Mu olsun diyorsun? İmamoğlu olsun diyorum yani. Bir şey değil. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanlık seçimlerine hangi lider oy verirsin diye soruyorsun. Başkanlık seçimlerine mi? Ya şu an muhalefete vereceğim de. Hani lider olarak? Lider olarak şu an Meral Akşener'e daha yakın kendimi hissediyorum yani. Meral Hanım. Evet. Neden? Yani şu anda hem görüş itibariyle hem de söylemleri olsun tutarlı. Evet yani şu an iktidar, şu an durum, ülkenin ekonomi durumu belli. Ya şunu söyleyeyim, Recep Tayyip Erdoğan karşısında herhangi bir şey kim çıkarsa çıksın ona oy vereceğiz yani. Teşekkür ederim. Fark etmiyor yani. Ama o aday olarak Meral Hanım'ı görmek istiyorum. Evet yani biraz daha kendime yakın hissediyorum Meral Hanım aynı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi lidere oy verirsiniz? Recep Tayyip Erdoğan. Neden yok abi? Öyle. Öyle. Ha. Beğeniyorum diyorum. Ha beğeniyor. Teşekkür ederim kardeşim. Sağ olasın. Cumhurbaşkanlık seçimlerinde hangi lidere oy verirsin diye soruyorsun. Elbette ki reise. Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Neden? Niye? Çünkü biz sigortalarda gece 3'lerde kuyruğa bekliyorduk. Biz ilaç kuyruğu 3 kuyruğa girip 25 bugünün parasıyla 25 kuruşum olmadığı için kuyruktan çıkıp eve gidip tekrardan geliyordum. Şimdi eczane arıyor. Alo abi, ilacın geldi, al. O yüzden. Param yoksa zaten aylıktan alıyorlar. Benim cebimde param olmasa da bak ben pille yaşayan bir kalp hastasıyım. Eskiden daha neler? Eskiler neler? Kötüydü, şimdi daha iyi diyorsunuz. Daha iyi. Recep Tayyip Erdoğan. Hele ki şimdiki zamları hiç gayle almayın. Bunlar zamanında da oynanmış oyunlar. Zamanında da bu oyunları oynadık. Nerede oyun diyorsun? Beyefendi, Cumhurbaşkanlık seçimlerinde hangi lidere oy verirsiniz? Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Recep Tayyip Erdoğan'a. Neden? Ülkenin, devletin, evet müddet devlet, devletin bekası için Milliyetçi Hareket Partisi'nin de desteğiyle Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı zirveye taşıyacağız. 20 yıldır yıkamadılar, bir 3 yıl daha yıkamazlar Allah'ın izniyle. Beyefendi merhaba. Cumhurbaşkanlık seçimlerinde hangi lider oy verirsiniz? Mansur Yavaş. Neden? Beğeniyorum. Oyla. Evet. Teşekkür ederim. Beyefendi size soralım. Cumhurbaşkanlık seçimlerinde hangi lider oy verirsiniz? Tek lider var, Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Başka yok ki, karşısında duracak kimse yok. Kimse yok mu? Yok, kimse yok. Yani şöyle 6 parti birleşmiş bir açıklama yapıyor. Ve burada yerli ve milli projeyi durduracağız diyor. Biz zaten yerli ve milli projeyi durduran hiçbir partiye oy vermeyiz. Bizim için önemli olan yerli ve milli projeyi devam ettirecek başkanlar. Teşekkür ederim. Rica ederim. Beyefendi merhabalar. Cumhurbaşkanlık seçimlerinde hangi lidere oy verirsiniz? Tayyip Erdoğan'a vereceğim. Benim için
Nedeni şu şekilde açıklayayım. Ben yaşım 32, benden öncesini çok fazla bilmiyorum. Benden sonrası da sadece domatesin ya da biberin 30 lira olduğuna bakmıyorum. Yurt dışındakilerin adama tavrına göre bakıyorum. Bütün herkes şikayetçi, bütün herkes, hiç kimse istemiyor. Demek ki meyve veren ağaç taşlanıyor. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanlık seçimlerinde hangi lider oy verirsin? Lider şu an Tayyip Erdoğan değil mi? Tamam, ona vereceğiz. Abi şu anda düzen aynı devam etsin isterim ama karşısında daha iyi. Millete daha hayırlı gelecek biri varsa. Sana göre Cumhurbaşkanı adayı kim? Bana göre şu anda Erdoğan ama Erdoğan. Aynen ama yani daha iyisini görebilsek çok da iyi bir şey değil yani Erdoğan. Ama daha iyisini görsek daha iyisine de oy veririz. Adayım Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan. Şu anlık öyle abi, yapacak bir şey yok. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Cumhurbaşkanlık seçimlerinde hangi lidere oy verirsiniz? Mahsur Yavaş. Yani diğerlerine göre daha insanlara hakça duruyor. Yani o sebepten kaynaklı. Teşekkür ederim. Sağ olun. Abim, Cumhurbaşkanlık seçimlerinde hangi lidere oy verirsiniz? Bize göre şu anda Demirtaş olmalı. Neden? Neden? Bak, bu memleketin halini görüyorsun. İnsanlar birbirini yiyor, birbirlerini boğazlıyor. Neredeyse birbirimizi boğazlıyoruz. Kürtlüymüş, Türk'üymüş diyor. Böyle bir milletin içinde bir tohum ektiler. Millet birbirini boğazlıyor. Bir apartmanda Kürt oturuyor, Laz oturuyor, Çerkez oturuyor. Bir bakıyorsun kimse savaş çıkıyor, birbirine merhaba bile demiyor. O yüzden Eskide öyle değildi. Eskide herkes birbirini seviyordu, kucaklıyordu. Ama şimdi öyle değil. Milletin içinde bir şey yaptılar. Şimdi millet hepsi birbirine düşman olmuş. Ondan diyorum. Ama o olmazsa İmamoğlu'nu desteklerim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Size soram abi. Cumhurbaşkanı seçimlerinde hangi lidere oy verirsiniz? Ya benim içimden geçen Mahsur Yavaş. İnşallah da olur. Ankara'da yaptıklarını görüyoruz. Çok güzel çalışmalar var. İnşallah Türkiye için de hayırlı olur diyorum. Teşekkür ederim. Tamam. Kardeşim, Cumhurbaşkanı seçimlerinde hangi lidere oy verirsiniz? Ya şimdi ben bir şey demek istemiyorum. Bunu... Sana göre kim olmalı lider adayı? Bana göre Mansur Yavaş. Mansur Yavaş daha iyi. Daha iyi diyorsun. Daha iyi. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı seçimlerinde hangi lidere oy verirsiniz diye soruyoruz. Recep Tayyip Erdoğan. Sevdiğim bir insan. Beleş ya. Beleşli, beleş. Teşekkür ederim. Rica ederim. Size soralım beyefendi. Evet, bunun üzerine tesbihat. Size soralım beyefendi. Cumhurbaşkanı seçimlerinde hangi lidere oy verirsiniz? Meral'i düşünüyorum. Meral Akşener'siniz. Yani ülkenin, bakıyorsun insanlara, ya işte bizi istemiyorlar, bizi çekemiyorlar. Ülke biçik yani. İnsanların alım gücü var mı? Yok. Topluma baksan cebinde parası bile yok. Yani bir alım gücü tamamen bitmiş ülkede. Bir biberin kilosu olmuş 40 milyon ya. Bu yani memlekete bakıyorsun, memlekette o kadar yoksul var ki. Yani yoksulu düşünen yok. Zengin zaten bu ülkede zengin olmuş. Ya bakıyorsunuz insanlara, bakın bir. Yani geziyor ama öyle geziyor. Kredi kartları hep patlak insanların. O yüzden Meral Hanım. Aynen öyle düşünüyorum. Cumhurbaşkanı adayınız kim olmalı? Tabii ki CHP'den Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Net bir şekilde. Neden mi? Adam gibi adam. Ben ağır konuşurum. Cumhurbaşkanı adayınız kim olmalı diye soruyorum. Ben Cumhurbaşkanı adayım Recep Tayyip Erdoğan'dır. Neden? Ya ben öyle düşünüyorum. Yani fazla yoruma gerek yok. Herkesin. Cumhurbaşkanı adayınız kim olmalı diye soruyorum. Ben Mahsur Yavaş. Mahsur Yavaş diyorum. Ablam yani. Konuştu. Buyurun ablam. Mahsur Yavaş. Onun görüşleri daha iyiydi. Daha halk olarak daha destekleyici olduğunu düşünüyorum. Ondan dolayı. Kendimize daha yakın görüyoruz. Teşekkür ederim. Ondan dolayı onun olmasını isterim. Sağ olun. Teşekkürler. Bir kişiye sorabilir gruptan. Devam edelim. Beyefendi size soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kim olmalı diye soruyoruz. Kılıçdaroğlu veya Millet İttifakı'nın bir adayı. Bir isim alsak. Kılıçdaroğlu diyor. Vallahi şimdiki düzenden bıktık ondan. Aynen. Rica ederim. Size soralım beyefendi. Buyurun. Abim, Cumhurbaşkanı adayınız kim olmalı? Recep Tayyip Erdoğan devam etmeli. Neden? İstikrar çok iyi. İstikrar devam ediyorsunuz. Tabii canım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Cumhurbaşkanı adayınız kim olmalı diye soruyoruz. Ya Cumhurbaşkanı adayını zaten var olan Tayyip Erdoğan. Yol desen, köprü desen, uluslararası siyaset desen. Yani ne desen Tayyip Bey'de bulabiliyorsunuz başka aday. Recep Tayyip Erdoğan. Yani onun dışında başka aday aramak akıl işi değil ya. Yani uluslararası bir siyaset adamı Tayyip Bey. Artık ülkeleri barıştırıyor, ülkeleri bir araya getiriyor. Yani Tayyip Bey'den daha iyi birisini mi bulabilir mi? Teşekkür. Tayyip Bey'den daha birisi de bulunmaz. Onu söyleyeyim ama Tayyip Bey gittikten sonra da onun değerini, kadrini, kıymetini o zaman biliriz.
şu anda var olduğundan dolayı biz onun kadri kıymetini bilmiyoruz. Ama Tayyip Bey çok büyük projelerin altına büyük imzalarını attı. Biz bunu göremiyoruz toplum olarak, millet olarak, halk olarak. Hakikaten yani Tayyip Erdoğan gibi bugün uluslararası arenada hiçbir tane lider bulunmaz. Cumhuriyetten bu yana Türkiye bunun gibi de bir lider gelmedi de gelmeyecek. Öyle tahmin ediyorum. Teşekkürler. Sağ olun, biz deyiz. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı adayınız sizce kim olmalı diye sorun. Valla en iyi kimse o olsun. Size göre artık kim olmalı? İmamoğlu olabilir. Ekrem İmamoğlu. Evet, Ekrem İmamoğlu. Hani neden? Yani Tayyip Erdoğan'dan sonra çok zor. Ama bu 2-3 seneden Tayyip bayağı bir şey yaptı. Pahalılıktan. Evet, pahalılıktan dolayı. Yani evet. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Merhabalar. Merhaba. Cumhurbaşkanı adayınız sizce kim olmalı? Ben tabii hani bir numaralı şey hani ya Mansur Yavaş aynen düşünüyorum. Erdoğan'ı da düşünüyorum hani. Peki, o da. Erdoğan mı Yavaş mı? Ya Erdoğan tabii hani. Evet. Ya tabii hataları da var ama hani ama mesela şu anda ifade güzel ifade edebilecek o diye düşünüyorum hani. Başka. İkisi aday olsa Recep Tayyip Erdoğan. Ya aslında aynen yani Yavaş da şey tabii onu da İkisi güzel. De ağır basıyor. Ya, aynen ikisi ama de ağır basıyor. Olarak Recep Tayyip Erdoğan'a vereyim Mansur Yavaş'a. Ben yani Erdoğan'a verirdim muhtemelen. Hani. Teşekkür ederim. Tamamdır. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Cumhurbaşkanı adayını sizce kim olmalı? Demirtaş. Selahattin Demirtaş olmalı. Nasıl neden? Var mı bir nedeni? Valla nedeni var da çok iyi bir siyasetçidir. Çok iyi bir şeydir. Yani öyle. Demirtaş. Kesinlikle. Kesinlikle Demirtaş'tır. Cumhurbaşkanı adayını sizce kim olmalı? Mansur Yavaş olsun. Neden abi? Belki o daha iyi yapar. Ankara beğeniyor herhalde onu. Vallahi Tayyip olmasın da bilmiyorum. Ankara beğeniyor, Gebze de beğenir mi? O da beğenir tabii ki yani. Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olmalı? Ben Erdoğancı değilim. Ben şu an 20 senedir verdim ama şu an pişmanım. Cumhurbaşkanı hep rantçılara çalışıyor. Çalışmaya devam etsin. Tamam mı? Halk eziliyor. İşte efendim pahalılık almış başını gidiyor. Bir ikincisi ben EYT'liyim. Tamam mı? Bu soruna ne zaman neşter vuracaklar? Hiç oralı bile olmuyorlar. Peki kim olmalı? Yani ben şunu beğeniyorum yönetimini, duruşumu. Ben kendi görüşüm, ben altılı masaya da karşıyım. Benim kendi görüşüm şu an Refah Partisi'nin adayı. Yani Fatih Erbakan. Evet. Neden? Ben daha dürüst bildiğimi öyle hissediyorum. Öyle görüyorum, öyle algılıyorum. Olay bu yani. Teşekkür ederim. Sağ olun. Abimizin vermiş olduğu oyla bugünkü anketimiz de sona ermiştir. Teşekkürler.